E, merhaba çocuklar. Bugün ödevlerimizin cevabını vereceğim. Üçer üçer ritmik sayarak e, kızı karşıya geçireceğiz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Bunlar da bilinmesi lazım. Geçelim aşağıya. Burada ise ikişer ritmik sayma diyor ama 4, 2'den e, başlamıyorsun. 5'ten başladığın için ikişer ikişer gittiğinde 7 olur, 9 olur, 11 olur. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73, 73 74, 75 Oralar gelen harfleri sayı yazınca canım öğretmenim çıkıyor. Umarım siz de bana canım öğretmenim diyorsunuzdur. Sizler de benim canımsınız. Şimdi burada ise 4'er artacak. 3'ten 7'ye, 7'den 11'e, 11'den 15'e, 19'a, 23'e, 27 31 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99. Burada da e, o e, sayılara gelen harfleri yazdığımızda okulumu seviyorum. Deniyor. umarım e, okulumuzu seviyorsunuzdur. Burada ne yapıyormuşuz? E, i̇simlerini yazıyoruz. Alfabe sırasında şimdi. Masa mum matkap. İlk harfleri aynı. Geçtik. İkinci harfleri. Masanın da matkabında A. Mumun U. A'lar U'dan önce gelir. O zaman ya masa ya matkap birinci olacak. O zaman üçüncü harfleri. S, T. S, T'den önce geldiği için. Masa birinci matkap ikinci mum da üçüncü oluyor. İkincisinde tabak, tarak, tornavida. Tornavida birleşik yazılıyor galiba ama ben aynı yazdım. Neyse. Şimdi üçü de T ile başlıyor. T'leri geçtik. İkinci harfleri. A, A, O. A'lar O'dan önce geldiği için ya tabak birinci ya tarak. O zaman üçüncü harfine bakıyoruz. Tabağın B, tarağın R. B, R'den önce geldiği için tabak, tarak, tornavida. Sırası bu olacak. Üçüncüler. Bebek, balık, beyin. İlk harfleri aynı. Yine geçtik. ikinci harfleri. Bebeğin E, balıkla, <laughs> balığın A, beynin E. Balık birinci sırada olacak. A çünkü E'lerde önce gelir. Şimdi bebek mi ikinci beyin mi ona bakacağız. O zaman üçüncü harflere bakacağız. Çünkü ilk iki harfi ortak. B, E, B, E. Üçüncü harfi bebeğin B. Beynin Y. Ye. B, Y'den önce geldiği için. Sonra bebek olacak. En sonunda beyin geliyor. Burada hangileri özensiz kullanmıştır diyor. Buradaki defteri. Buradaki masayı düzensiz kullanmış. Burada da çocukların masayı düzensiz kullandığını Burada da ayakkabısını düzensiz kullanmış. Ben bunları görebildim. Resimler çok net değildi. Neyse. Devam edelim. Yine ritmik sayma. Yani sayı örüntüleri. İkişer artıyor. 6, 8, 10, 12 olacak. 14, 16, 18. Yine ikişer artıyor ama 3'ten başlamış. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 3'er artı bakın 2'den 5'e. 2'den sonra 3, 4, 5, 3. 5'ten sonra 6, 7, 8, 3 artı. Kuralı anladım. O zaman 3'er arttığını anladıysam. 8, 11, 11'den sonra 3 arttı 14. 14'ten sonra 3 koy 15, 16, 17 ve 20. Kaçer arttığını ilk önce kuralı bulmaya çalışıyorsun. Sonra da ona göre kaçer arttığını gördükten sonra diğer sayıları buluyorsun. 4'ten 9'a 5 artıyor. 9'dan 14'e 5 artıyor. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 5 arttı. O zaman kural 5'er artma. 14'ten 19'a 19'dan 24'e 24'ten 29'a gider ve 34. 3'ten 7'ye 4 artmış. Şöyle hatta şöyle yazayım. Artı 4. 7'den 11'e 4 artmış. Artı 4. 11'den 15'e artı 4. O zaman hep 4 artıyor. 15'ten 19'a 19'dan 23'e 23'ten de 27'ye gider. Burada ise bunlarda ise hep azalma var. 24'ten 20'ye 20'den 16'ya kaçar er azalmış? 4 azalmış. Nereden alıyorum? 20'den sonra 19, 18, 17, 16. 4 tane. 24'ten 27, 4 azalıyor. O zaman 4'e er azalıyor. 12, 8, 4, 0. 31'den 26'ya 26'dan 21'e azalmış. 5'er azalmış. Nereden anladım? 31'den 26'ya sayıyorum bakın. 31'i söylemeyeceğim tabii. 31 aklımda 30, 29, 28, 27, 26. 5 e azalmış. 26'dan 21'e de 5 e azalıyor. 5'e azalarak gittiği için 16, 11, 6, 1. Burada da 2'şer azalıyor. Bu daha kolay. 16, 14, 12, 18, 6, 4. Burada da 3'er azalıyor. 19'dan 16, 18, 17, 16, 3 azaldı. 16'dan 13'e, 15, 14, 13, 3 azaldı. 3 azalarak gidiyor. 17, 4 ve 1. Bu da böyleydi. Geçelim bir sonrakine. Heceler. Hecelerini ayırıyoruz ve kaç hece olduğunu yazıyoruz. Kalemlik, kalemlik, 3 heceymiş. Balıkçı, balıkçı, 3 heceymiş. Arkadaşım, arkadaşım. Dört hece. Patates, patates. Üç hece. Kurt. Tek hecedir. Hece sayısını aynı zamanda sesli harfinden anlıyorduk. Kurtta U var sadece. O zaman bir hece. Gördüğünüz gibi kurt bir hece. Bahçıvan, bahçıvan. Üç hece. A var, I var, A var. Ses harflerini sayarak da hece sayısını bulabiliyoruz. Burada ise soy ağacı dediğimiz ailemizin geçmişten bugüne kadar kimlerden nereden geldiğini işte. Bu tarafta dede ve büyük anne e, ba anne babaanne daha doğrusu bu tarafı anne anneanne ve dede. Bunların isimlerini yazacaktı. Sonra işte baba tarafından halalar amcalar olur. Anne tarafında ise teyzeler ve dayılar olur anne. Sonra anne ile baba da evlenince çocukları birisi siz oluyorsunuz birisi diğerleri de kardeşleriniz oluyor. ya yani burada siz eklemeler de yapabilirsiniz kardeşleriniz çoksa buna göre yapılacak bir ödevdi. Ee, çalışkanları bu kadar. Şimdi bulmaca kısmına geçelim. Evet. Evet sayfa 11'den mi başlıyorduk? 11 Evet geldik. Burada ne yapıyormuşuz? Zıt anlamlar. Zıt anlamlar. E, söyle şöyle hemen bulmacayı göstereyim. Sonra da zıt anlamlar söyleyeyim. Doğu, batı. Yön bunlar çocuklar. Doğu, güneşin doğduğu tarafa biz doğu diyoruz. Güneşin gündüzleri, e, sabahları ne taraftan doğduğunu göreceksiniz. Diyelim sol eliniz o tarafa uzanırsa. Doğu sağ elinizde batı gösterecek. Doğunun tersi batı. Yüksek, alçak, dar, geniş. Aşağı, yukarı. 5'teyiz. Artı, eksi. 6, alçak, yüksek. 7, uzak, yakın. Sonra büyük var, küçük. Ağır, hafif, siyah da beyaz. Sırt anlamları bunlar. Burada ise eş anlamlılar etkinliği vardı. Yine bulmacayı göstereyim şöyle. Evet. Bir asır. Asır yüzyıl demek. Yüzyıl yani yüzyıl geçtiğinde bir asır geçmiş oluyor. Diyelim 1900 yılındayız, 2000 oldu, 100 yıl geçti. 2010 yılındayız, 2110 oldu, 100 yıl geçti. Yani bunu anlaması şimdilik biraz zor çünkü 3 basamaklı sayılara hakim değilsiniz ama. Yüzyıl ile asır eş anlamlı. Aş yemek demek, aşçı da yemek yapan anlamında. Bakın aşçı diye bir meslek var ya, aş yemek demek, aşçı da yemek. Konuk, misafir bunu biliyorsunuz. Dörtteyiz, yurt, vatan, yanıt, cevap, armağan, hediye, tutsak, esir. Tutsak ne demek? bir yerde tutulan kişi. Yani hapis olmuş oraya. Tutsak eş anlamlısı het, e, esir. 8. Netice. Neticenin eş anlamlısı sonuç. Sınavının sonucu ne oldu? Sınavının neticesi ne oldu? Karne sonucunu nasıl göster bakayım. Karne neticen nasıl göster bakayım. Yani aynı anlamda. Tabiat doğa demek. Suhte barış demek. Atatürk'ün bir sözü var böyle. Yurtta su, cihanda su. Yani yurtta da barış olsun, dünyada da barış olsun. insanlar kavga etmesin, savaşmasın. Savaşın tersi. Burada ise bulmacada e, e, verilen kelime e, neyin tanımı verilmişse onu bulacağız. Bulmacada yerine mesleği, bilgi öğre, öğretmek olan kimse öğretmen. Aşağıda öğretmeni çiziyoruz ve yukarıda bire bulmacada öğretmen yazıyoruz. Kilit açık kapamak için kullanılan araç, anahtar. Anahtarı ikiye yazıyoruz. Babamızın kız kardeşi haladır. Hala. Yazma çizme işlerinde kullanılan araç kalem. Her türlü eğitim öğretim toplu olarak yapıldığı yer. Biz okulda yapıyoruz eğitim öğretim faaliyetlerimizi. Annemizin kız kardeşi teyze. Hediye teyze yazacaktık. Bulmacada meyve sebze satılan yer manav. Bunlar manavlar artık eskisi gibi tek böyle dükkan olarak açmıyorlar. Genelde marketlerin içinde oluyor ama. Geç mahallemizde var sadece sebze meyve satan manavlar da var. İçinde yemek pişirilen kabada tencere diyoruz. Ve buranın da son sayfasındayız. Doktalama işaretleriyle bir ilgili bir etkinlik. Şimdi ders 9.30'da başlıyor. Saatlerin arasına çocuklar nokta koyuyoruz. Kesinlikle iki nokta değil nokta. Tek nokta. Yani bire nokta yazacaktır. İki. Ömer Seyfettin hikayeni okudum. Mu? Ömer Seyfettin özel isim. Özel isme gelen ek kesme işaretiyle ayrıldı. Yani iki kesme işareti yazacağız. Yaşasın dedem geliyormuş. Bakın ne aldı? Yaşasın kelimesinden sonra büyük harfle devam etti. Onun için yaşasın hemen ünlemi koyuyoruz. Sonunda nokta. Onun on için 3'e yaşasın. Ünlem gelecek. 4. Sevim konuşacak. Sevim konuşacak. Ben de istiyorum dedi. Yani konuşma çizgisi. İlk başta zaten çocuklar bir cümlenin başında bir nokta ama koyacaksın. O konuşma çizgisiydi. Başka bir işaretimiz yok. Çantasını açtı. Kitabını çıkardı. Virgül ben o iş koymamış. Onu da koyalım. Çantasını açtı. Kitabını çıkardı. Sıralı kelimelerde ya da cümlelerde. Bak burada cümle aslında ikisinde. Çantasını açtı, kitabını çıkardı. Yani iki tane cümleyi yan yana e, aynı cümle içinde kullanmış. Bu bir garip geliyor size ama yavaş zaman zaman zamanla bunu da öğreneceğiz. Yani mesela eve geldim, çantamı çıkardım, yemeğimi yedim, uyudum. Burada da mesela çantamı çıkardım, virgül yemeğimi yedim, virgül uyudum. Sonra da nokta koyuyoruz. Bir hafta kaç gündür soru soruyor. Buraya da soru işareti. Bu son ikisini koymamışım. Bu da soru işareti olacak. Evet. 9-10 dakika sürdü bu da. Evet sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Biraz sonra da öde ödevlerin ne olduğunu söylerim. Niye böyle sert durdum bilmiyorum. Hadi görüşürüz çocuklar.